Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı AK Parti'nin İstanbul'da son belediye seçiminde en yüksek oyu yani %67 ile aldığı Esenler ilçesindeyiz. Birçoğunuz biliyor, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ki aynı zamanda kendisi AK Parti İBB Grup Başkan Vekili. Seçmenlerimize Mehmet Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Çalışkan bir arkadaş, yani bir şeyimiz, belediye başkanımız. Şurada yazmışlar, Büyükşehir'e %50 zam istiyor, kendisi %30 verdi diye. Afiş yazmışlar, Esenler ilçesinde. Evet, doğru. Evet, işte. Adalesin. Maalesef. O zaman maalesef. Ya aslında çok konuşulacak şeyler vardı işte. Çok teşekkür ederim. Tamam. Ya Tevfik Göksu deyince aklımıza Esenler Belediye Başkanı. Bize 1.000 lira para şey yaptı. Kamera önüne çıkabilir misiniz? Bize 12. sınıflara 1.000 lira para şey yaptı. Ne için oy veresiniz diye mi ördü? Biz seni seçmen olacağız. Ya onu bize eğitim desteği olarak sağladı ama yani şunu düşünmek lazım. Biz niye o 1.000 liraya muhtaç olduk? Onu da düşünmek lazım. Yani tamam, verdiği onun için teşekkür ederiz. Öğrencileri düşündü ama öğrencileri niye o 1.000 liraya muhtaç etti? Onu da bir düşünmek lazım. Şurada yazmışlar işçiler. Tevfik Göksu Büyükşehir'e %50 zam istiyor işçilere. Kendi işçilerine %30 verdi diye. Onu ben de gördüm yani. Yanlış değil mi? Kendisi... Yani ne? Yazmışlar. Onu ben de gördüm yani, biz de arkadaşlar içinde tartıştık, çelişki da yani mi? Bir çelişki yani, biz de düşünüyoruz yani niye insan böyle kendi yapamadığını niye başkasından bekleyebilsin ki? Son soru, Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Yani şimdiye kadar Esenler'e karşı büyük şeyler yapmış, hizmet vermiş bir belediye başkanı bence. Ben 17 yaşındayım, fazla tanımıyor olabilirim ama şimdi Esenler'e yaptığı hizmetler iyi ama onun harici yaptığı konuşmaları falan, Ekrem İmamoğlu'yla olan konuşmaları dinlediğim zaman gerçekten Mehmet Tevfik Göksu'ya biraz sinirleniyorum yani. Niye? Çünkü yanlış konuşuyor bence. Hakkı olmayan şeyler hakkında yani gereksiz... İşçiler yazmış. Büyükşehir'e %50 istiyorsun, kendi işine %30 verdin. Onu dün biz arkadaşımla konuştuk zaten, yolda gördük. Yani kendin %30 yapıyorsun ama Ekrem İmamoğlu'ndan %50 yapmasını bekliyorsun yani. Bu akıllı bir sağlığın ürünü değil bence ya. Hangi söz İmamoğlu'yla ilgili, hangi söz aklında kaldı mesela? İmamoğlu'nun hangi sözü aklıma kaldı? Onu Tevfik eleştiriyor ya. Hangi haksız eleştirisi senin canını sıktı dedi ya, canını sıkıyor. Genel mi? Ya genel olarak... Genel olarak. Abi şimdi... Çok teşekkür ederim. Efendim buyurun. Ya Esenler'e şöyle bakacaksın meydana. Mehmet Tevfik Göksu'yu göreceksin. Bir de kardeşinin binasını göreceksin. Onun ortağı. Ha, ortağı olduğu. Boş ver. Boş verin. Onun sadece görevi var. Ona Cumhurbaşkanı bir görev vermiş. Sadece kötüleyeceksin. Ondan her günde bozuyor onu İmamoğlu ya. Ya bir insan utanır ya. Utanır. Kim haklı İmamoğlu'yla Tevfik tartışması? Ya İmamoğlu'na niye haksız olsun ki? İmamoğlu'nu biz seçtik. Değil mi? 5 milyon oy almış. MHP yakın oy almış. Türkiye'ye tamam işte daha. Ya bunu bir sefer oturup düşünmesi lazım. Oturup düşünmesi lazım. Tamam mı? Bu. Tevfik Göksu'nun onu düşünmesi lazım. Ya onun ya madem. Bakın ben size bir söyleyeyim. Tevfik Göksu ilk buraya seçilirken ben de 300'lü de rast geldim. Böyle ilk dönemi. Dedim size bir şey soracağım başkanım dedim. Daha başkan olmadı da hani büyük ihtimalle ya büyük ihtimalle onu seçildi. Türkiye dedim İran'a dönecek mi dedim. Halk bilir dedi, gerek yok daha başka konuşmaya. Bu halk işte. Bu halk işte. Teşekkür ederim. Tevfik Göksu deyince aklımıza ne geliyor? Tanıyor musunuz? Tevfik Göksu buranın eski belediye başkanı bilmiyorum ne. Yok. Eskiden buranın belediye başkanıydı. Şimdi Büyükşehir'de grup başkanı aynı zamanda buranın başkanı. Tevfik Göksu tamam evet, evet biliyorum. Şurada işçiler yazmış, Büyükşehir'e %50 zam istiyorsun, kendi %30 verdi. Ne diyorsun? Çelişki değil mi? Tabii ki çelişki. Zaten AK Parti zihniyetinin hepsi çelişki yani. Hepsi kendiyle çelişiyorlar. Yani Mehmet Tevfik Göksu Esenler'in belediye başkanı. Aynı zamanda İBB Grup Başkan Vekili. İBB Grup Başkan Vekili. Ekrem İmamoğlu'na sataşmalarını dinliyoruz sürekli ama haklı bulmuyorum yani kendisini. Hani Ekrem İmamoğlu'yla aynı kefeye bile koymuyoruz. Hayırlısı olsun diyoruz. Aynen öyle yani. Hizmet. Hizmet. Evet. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Merhaba, buyurun. Fırsat. Mehmet Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Abi ben onu çok seviyordum. Önceden milletin gözünü boyadı. Onu yaptı, bunu yaptı. Şimdi hizmet vermiyor abi fazla.
öğrenciye desteği yok abi. Büyükşehire gidince artık unuttun mu Esenler'i? Abi çok unuttu. Şu an aklına bile gelmedi. Sorsan Esenler'de mi de Esenler'de bile değildir şu an. Karşında olsa ne sorardın başkanım? Niye diye sorardım. Niye böyle? Aynen niye senleri unuttun sen derdim. Sen başkanından İstanbul'a mı oynuyorsun? Büyük hocam İstanbul oynuyor. Bence onun farklı amaçları var. Bu sene seçimden önce bence onu alırlar. O büyük yerlere gelecek, onu yükseltecekler. Niye? AK Parti'nin çıkalları için gösteriyor kendini. Gidiyor ona sataşıyor, buna sataşıyor. AK Parti yükseltmeye çalışıyor ama AK Parti düştü. Dayılar geliyor diyor, telefonunu göster, bunu göster, bunu göster. Abi kaç yaşında adam gidiyor oy kullanıyor, burada telefonunu göster diyor. Haklı değil mi dayılar? Abi neresi haklı? Telefonunu göster. 17 yaşındasın diyor, 20 bin lira telefon taşıyorsun diyor. Abi nerede 20 bin liralık telefon taşıyorsun? 500 lira bile değil bu telefon ya. Kırık telefon kullanıyoruz abi. 500 bin liralık adam daha şey ne içtiğini bilmiyor, ne yediğini bilmiyor. Geçen bir çocuk çıktı ya röportajda. Adam yürüyor dolar diyor. Ha bilmiyor, cahiller, eğitimsizler abi. Oy, bence belli bir sınır olması lazım abi. 65 yaşından oy kullanmaz. Nasıl ki 18 yaşından önce kullanmıyorlarsa 65 yaşından alamaz. Bence de abi kullan, bir sınır koyacaklar abi, zeka sınırı, o kullanmayacak. 65 yaşından da oy kullanmaz. Abi kullanmasınlar abi, ne biliyorlar ki? Mehmet Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Valla son zamanlardaki videolarını izliyorum. Belediyedeki o toplantıları izliyorum. Büyükşehir'dekini. Evet. Büyükşehir'dekini. Hiç yakıştıramıyorum. Dedim şurada bir afiş gördük gelince. Büyükşehir'de %50 zam yap istemiş, kendisi %30 yapmış. Böyle yazmışlar şurada, afiş gördük. Ekrem İmamoğlu diyor ki işçilerin maaşını %50 zam yap. Kendisi Esenler'deki işleri %30 yapmış. Valla o zaman İmamoğlu'nu hem eleştiriyor hem... kendisi yapmıyor. Yapmıyor yani. Burada bir çelişki var. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim. Mehmet Tevfik Göksu, ya bizim belediye başkanımız. Memnun musun değil misin? Ben memnunum şahsen. Tamam, çok teşekkür ederim. Mehmet Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Yani Esenler'e ben 8 yıldır buradayım. 10-15 sene önce çok yani ilçe olarak yani gelişmemiş bir ilçeymiş ve geliştirmiş, birçok şeye el atmış. Yani memnunuz, sağ olsun. Memnun. Evet. Çok teşekkür ederim. Bu hükümet giderse Türkiye kaybeder. 20 yıl geri gider. Ya yüzü gözümüze dura ya. Amca sakin ol. Amcacığım bir merhaba. Gelin size soralım. Yani pek bir şey gelmiyor. Mesela 15 Temmuz Parkı'nın oradaki şeyler geliyor. Şu yapılacak, bu yapılacak deyip site yapıldı mesela. Değil mi? Oraya park mı yapılacak? Bir şey, bir konuşma yapıldı. Parkıydı zaten. Aynen, millet parkı şu yapılacak, bu yapılacak dediler. Tabii. Ama yine bina dikildi. Konut oldu. Aynen. Benim son soru da şu. Mehmet Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Ben Mehmet Tevfik Göksu'yu beğeniyorum. Yani Esenler'i yönetişini hani sizden önce bir yerdeki Esenler'i unuttu dedi. Büyükşehir'e sulanıyor dedi. Artık Esenler'de görmüyoruz. Mehmet Tevfik Göksu'da biraz öyle bir şey de var şu an. Ama şöyle ki, şimdi son döneme bu seçim biliyorsunuz. Bir daha katılamayacak. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne seçilmesini ben bekliyorum açıkçası. Çünkü güzel seçilebileceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten yönetim olarak Esenler'i güzel yönettiğini düşünüyorum ben. Siz de belki aynı fikirdesiniz bilmiyorum ama Esenler'de doğduğumdan beri Esenler'deyim ve Esenler'de burada biliyorsunuz ki meydan yoktu eskiden. Yol vardı. Çok kazalar oluyordu. Çok kazalar oluyordu burada. İnsanlar hep her zaman. Ama sizin birisi ki buradan dedi Yıldız Tekne yol çıkarabilirdi. AK Parti ilçe emniyeti. Efendim? Dedi ki buradan mesela Yıldız Tekne alt geçit götürebilirdi. Götürmedi. Vizyonlar yok dedi. Eleştiri Tevfik Göksu. Şimdi şöyle bir şey. Tabii ki buradan gidip de alt geçit yapması için bir İstanbul'da Büyükşehir'den bir izin alması gerekiyor biliyorsunuz. Ama kendilerinin de. O zaman kendilerinin de. Ama bütçe olarak biliyorsunuz Kemer Stadı'nı yaptılar. Aynı şekilde buraya çok. Ya 2 kilometre bir vizyon olsa yapayım. Xiaomi kullanıyorum kardeşim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben kardeşim. Şimdi sen Tevfik Göksu'yu övdün abi. Ben Tevfik Göksu'ya bir lafım yok bak. Beğenmiyor musun? Yok, bir lafım yok. O 15 Temmuz Millet Bahçesi'ni yaptı, güzel. Aynen. Burada şey yaptı. Tevfik Göksu'nun herhangi bir icraatına bir lafım yok. 12. sınıfım bana 1000 lira destek sağladı. Tevfik ona da bir sağladı mı? Evet. Güzel. Benim yani beni o 1000 liraya muhtaç etti ama. Niye peki muhtaç oldun? Benim cebim bu. Kardeşim bir tek telefonum da bu. Peki neden muhtaç oldun? Ne yapayım abi? Bak ben öğrenciyim. Ben de öğrenciyim. Bak ben 5. sınıftan beri yazın çalışıyorum. Yazın 3 ayım. İnsanlar tatil yaparken ben yazın 3 ay çalıştım. Okul varken gittim okul okudum. Hatta bazen okula gittim.
Bak sabah okula gittim, öğleden sonra iş yerine gittim. İyi yapmışsın çok. Yani ben öğrenciyken insanlar, benim arkadaşlarım yaz tatilini yaparken ben neden buna muhtaç oldum? Doğru söylüyorsun. Şimdi benim babam çiftçi. Yani ben çiftçiye mazotu yüksekten verirsen bu adam nasıl kazanç sağlayacak? Tamam. Dolayısıyla ben de sıkıntı yaşıyorum. Sıkıntı yaşıyorsun. Ben yani sıkıntı yaşıyorum bak. Babam emeğini karşılasaydı ben 1000 liraya muhtaç olmazdım diyor. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ne buraya getirdin? Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim bak. Ben 14 yaşından beri çalışıyorum. Niye çalışıyorum? Ailemin durumu çok mu kötü? Yok değil. Ben sadece kendime nasıl diyeyim, ben sana aileye muhtaç olmak yerine, kendime muhtaç olmak yerine sadece kendi çalışıp kendi emeğim, bir dakika kardeşim rica ediyorum, kendi emeğimi çıkartıp kendi paramı kazanmak için, mesela sosyal medya mecraları var bilirsin, evet, bir sürü farklı şeyler çıktı artık, oralardan para kazanabiliyor insanlar, hani istediğin şekilde girebiliyorsun. Yani benim elimdeki kolay tek teknolojik alet bu, bilgisayarım yok. Ben de yok. Bak benim de teknik yani ben, bak. Ben bundan herhangi bir şey yapamıyorum. Bak, zaten ben bundan internete, evet, girmem için benim her ay 50-60 lira benim para verip buna internet yüklemem lazım. Ya şimdi, ben onu yapamıyorum. 6 ayda bir telefonum kapanmasın diye ben buna sana bir şey söyleyeyim. Para yüklüyorum. Ben ileride sadece kapanmasın. İleride kafe var, tamam mı? Abla gel abla. Genel olarak eleman arıyorlar ama eleman yok. Bak, niye biliyor musun? Ben çalışıyorum. Ben şu anda 12. sınıf öğrencisiyim. Ben 3 ay sonra ben üniversite sınavına gireceğim. Merhaba, hoş bulduk. Peki, şurada bir kitap alacağım. Kitap 100 lira. Gençler nereye varacağız? Hayat pahalı, geçemiyoruz. Bak ben sabah evden çıkıyorum. Sabah saat 6 evden çıkıyorum, okula gidiyorum. Okuldan çıkıp kütüphaneye geldiğim zaman şurada Balkan lokantası orada duruyor. Ben orada bir çorba içmek için 7 lira para veriyorum. Yani ben 7 lira çorba olur mu artık? Ben her gün çorbaya para veriyorum ya. Bir gün hadi diyeyim ya, bak bir gün hadi değiştireyim gideyim şurada bir yemek yiyeyim ya. Ben niye her gün çorba yiyorum? Niye burada çorba içiyorsun? Nerede yiyeyim? Evde iç. Evde ben ders çalışacağım. Benim evim nerede? Ben yolda zaten her gün 12 saat. Kolay bir şey zaten. 12 saat, 12 saat boyunca kütüphanede nasıl içiyorsun? Nerede içiyorsun? Ya burada nerede satılıyor ya? Sen bana gösterdeki hazır çorba burada satılıyor. Ben onu alacağım. Bak sadece şuradan alabiliyorum. Hazır çorba. Nereden satıldığını bilmiyorum ki. Hazır çorbanın kaç lira olduğunu bilen var mı? Atıyorsun, koyuyorsun. Tamam, nerede satılıyor? Su nereden getirecek? Çorba diyor kanki. Çorba diyor. Onu içebiliyorsun ki bak. Onu içebiliyorsun. Eve gidecek ya. Ev uzak diyor. Eve gitmek istedim. Kütüphane çalışmak. Bak burada kütüphaneye geliyorum. Benim telefonum bu. Tamam. Ben bu o kütüphaneye girmek için her gün bu telefondan HES kodumu gösteririm. Buradan rezervasyon yapmak zorundayım. Sen kütüphanede ders çalışmak zorundasın değil mi? Tabii evde ders çalışamam. Evim kış. Bak kış değil mi? Kış soğuk. Doğalgazı açtığımız yok. Evet. Ben soğuk ortamda ders çalışamam. Zaten okuduğumda anlayamam. Kütüphaneye gelmek zorundayım. Ben karın ortasında da, burada her yerde kamera vardır. Ben karın ortasında bu da her gün geldim kütüphaneye de gittim. Helal olsun. Bak çalışın. Demek ki bir şeyler için hedeflemişsin. Hedeflerine ilerlemek istiyorsun değil mi? Evet. Gençler ben teşekkür ederim. Faydalandım. Çok sağ olun. Peki Mehmet Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi Esenler belediye başkanı geliyor. Başkanı ne gelebilir? İnsanlara hakaret edici bir kişi. Aynen karşındaki insana hakaret. Burada bir afiş gördüm. Evet. İmam olana maaşı %50 artır. Kendisi %30 vermiş. Çok komik yani. Ne diyebilirim abi? Çok teşekkür ederim. Efendim Mehmet Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Ne geliyor söyleyeyim mi? İşte bu geliyor. Bina. Camiyi savunuyorlar ya. Bu oluyor mu minarenin yanında? Oluyor mu bu sizce? Minareyi aşmış. Minareyi aşmış. Dinimizde böyle bir şey yok. Bu buraya hiç yakışmış mı? Bina, bina, bina. Başka yaptıkları hiçbir şey yok. Yeşil bir alan var mı? Esenler'de ben göremiyorum. Buraya Esenler. Teşekkür ederim. Sadece Suriyeliler var. Başka bir şey yok. Ben konuşmuyorum. Uzak durmak istiyor. Yüzünü görmek istemiyor. Öyle mi? Aynen öyle. Ama sizi yönetiyor başkanınız. Yok yok, yönetme diye bir şey yok. Bak seçimde oldu gidelim buraya. Lojistik tren yapıyordu. Lojistik. Ha treni. Taksim'den ki tren gibi üniversiteden giyim kente lojistik treni yapıyordu. Ha tren. Ha tren. İki Ramazan'dı bu arada. Ne oldu? Bol kesede neydi? Yattı. Toprağın altına girdi tren olayı. Tren yattı. Ya yattı. Nerede bileyim mi? Peki şurada bir afiş gördüm. Diyor ki Büyükşehir'e %50 zam yap, kendi içine %30 yapmış. O yanlış. Bak şimdi ben ayrımcılık yapayım. Büyükşehir neyse ilçelerde aynısı olması lazım. Kim neyse desin. İlçede %30 vermiş kendisi. Ya, demiş ki Ekrem %50 yapsın. Bunlar işçiye zam vermeye bunlar karşı. Çelişki mi? Çelişkili. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Efendim ya, Mehmet Allah Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Niye? Mehmet Tevfik Göksu. Mehmet Göksu. Bak o adam çalışıyor. Ben onu inkar çalışana Allah versin. Çalışıyor şu anda. He. Memnunsun. Şu anda çalışıyor. Evet. Teşekkür ederim. Bir şey yok. Sağ ol. İyidir, ben onda bir zarar görmedim bizim bu. Evet, bu Esenler Belediye Başkanı. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Mehmet Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Çok iyi çalışan bir aktif belediye başkanı.
Esenler, şimdi, Esenler yaptı adam. Şurada afiş var. Büyükşehir'e %50 zam yap demiş. Kendisi %130 yapmış. Çelişki yok mu? Ya şimdi bunlar biraz abartılı. Ben Büyükşehir'in %50 zam yapmanı hissetmiyorum. Bunu istemiş. Kendisi istemiş. Tabii yapıldı değil ya mi? Ya isteyebilir. Bu siyaset. Siyasette o da der, onun der, onun der. Yapabilir. Bir bunlar. Çok teşekkür ederim. Tamam. Genç arkadaş. Mehmet Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Yani... İyi bence, bilmiyorum. Güzel bir şeydi yani. Evet. Teşekkür ederim. Huzur ve umut şehri. Huzur umut şehri. İcraat. Teşekkür ederim. Mehmet Tevfik Göksu deyince aklına ne geliyor? Kurban ben siyasetçi değilim. Sen her şeyi anlıyorsun da işine gelmiyor. Teşekkür ederim. Mehmet Tevfik Göksu deyince aklıma huzur geliyor. Huzur. Huzur geliyor. Çünkü 13 senedir Esenler'deyim. Çoğunlukla hep o baştaydı mesela. Yapmış olduğu şeylerden olsun. İcraatlerden huzur olsun. Geliyor, teşekkür ederim. Vallahi çok tanımıyorum. 1000 lira attı bize öğrencilere. Allah razı olsun 1000 lira attığı için ama çok bir fikrim yok. Acaba oy veresiniz diye mi attı? Lise 3'lere attı. Vallahi bilmiyorum ki. İlkokullara atmadı. Bilmiyorum ki niye attı ama sağ olsun. Seçmen olacaksınız. Evet, bilmiyorum ama sağ olsun ya da. Çok sağ olun. Bunu da yayınlayın abi. Çok teşekkür ediyorum. Mehmet Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Hiç görmedim. Kendisini sadece Ramazan'da görüyorum ama mahallemde, sokağımda hiç görmüyorum. Bana da hiç yok ediyor ama. Artık unuttu mu Esenler'i? Vallahi biz bunu unuttuk, o bizi unuttu. Artık bunu ona sormak lazım aslında. Sayın Başkan'a sormamız gerekiyor. Tamam. Hani halk için çalışıyoruz diyorlar ya. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Belediye Başkanımız. Evet. Ben hiç görmedim. Sokağımda, semtimde hiç görmedim. Bir Ramazan'da görüyorum. O da sadece konserler ama olduğu zaman. Televizyonlarda görüyoruz büyük şeyleri. Yani bir görüyoruz sadece. Sadece görüntü. Ama halk da işte gelmeye geldiği zaman yüzde kimse yok. Gelmiyor. Yüzde yok artık. Ama seçim zamanı geldi mi? Sayın seçmenim aman. Diyorlar ki artık Büyükşehir'e çalışıyor. Onun için gelmiyor. Esenler son dönemi. Ya bana artık Esenler lazım değil. Bana seçim zamanı gelen hiç gelmesin. Ben almayayım. Teşekkür ederim. Daha iyi. Çok sade ve sadece Esenler'in sıradan bir belediye başkanı. Sadece ve sadece. Sıradan bir belediye başkanı. Ben doğmam Esenlerliyim. Esenler'in yerlisiyim ben. Şurada bir afiş gördüm. Büyükşehir'e %50 zam yapın istemiş. Kendisi 30 yapmış. Çok eleştirdim onu. Değil mi? Eleştirdim. Adil olmak lazım. İğneyi kendine batır, çuvaldızı başkasına. Hizmet. 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 Çok teşekkür ederim. Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Ya camileri sattılar ya. Camileri sattılar. Yeter artık, bıraksınlar ya. Bu milletin yakasını bıraksınlar artık ya. Yeter. Çok teşekkür ederim. Ne geliyor? Esenler Belediye Başkanı. Geliyor. Ve İstanbul İBB'de grup sözcüsü. Grup. Hem şurada bir grup afiş başkanı. Gördüm. İmamoğlu'na maaşı %50 zam yap demiş. Kendisi %30 yapmış. Çelişki yok mu? Var tabii. Her istiyor, kendisi 30 yapmış. Tevfik Göksu'nun her tarafı çelişki zaten. Düzgün olan bir yanı var mı? Abi ben az önce dedim ya. Onların kendi siyasi görüşleri. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çünkü benim hedef olduğum nokta bu. Mehmet Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Çalışkan. Esenler Belediye. Çalışkan. Çok teşekkür ederim. Memnunuz kendisinden. Teşekkür ederim. Vallahi bilmiyorum işte. CHP daha iyi çalışıyor. Onunla devamlı uğraşıyorlar yani. Yolunu kesiyorlar yani. Bir şey yapmaması için yani. Vallahi ben işte Esenler Belediye Başkanı yani tanıdığımız kadarıyla. Başka? Valla. Bir afiş yazmış. Büyükşehir'e %50 zam yap demiş. Kendisi %30 vermiş. Doğru. Çelişki değil mi o? Abi çelişki tabii. Şimdi bak politikacılar... hemşerim bak ben 70 yaşındayım. Gözüm. Uzun ömür verirsin. Sağ olasın. Bu politikacılarda hep bunlar vardı zaten. Vardı yani sen söylersin yapmazsın. Halk da bunu çok fazla takip etmez. Bizim halkımız eğer haklarını takip etseydi balık arap hafızalı deyip de onları küçük düşürmek istemem. Hayır küçük düşürmem bir halkımız. Uzaydan insan getirecek halimiz yok. Sonuçta bu halk bizim yani. Bizim annemiz, bacımız, kardeşimiz yani bunlar. Evet, ha, kültürümüz. Dolayısıyla yani söz verdin mi onu yapman lazım. Yani ya karşı tarafı eleştirirken kendin yapabilip bilmeyeceğine de bakacaksın. Mesela CHP için de aynı şeyi söylüyorum ben. Tabii gene. Kılıçdaroğlu da mesela bir şey söylüyorsun. Onu yapamayacağını, yapıp yapmayacağını ölçüp biçmen lazım. Yapacaksan söyle. Hayır yarın bir de mahcup olursun. Hani diyelim ki iktidara geldin. Yapamazsan sözcüsü mahcup olacaksın. İktidara geldin. Eğer söylediklerini yapamazsan bir daha 50 sene gelemezsin yani. Çünkü yani tabii canım hani insanlar da kendini o kadar da şey. Efendim ben anladım. Çok teşekkür ederim. Yani teşekkür ederim. Mehmet Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Mehmet Tevfik Göksu belediye başkanımızdır. Bugüne kadar da iyi bir belediye başkanlığı yapmıştır. Kendisini takdir ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Abi valla şu an AK Parti'ye bazen kötü görüşler var ama bence Mehmet Tevfik Göksu iyi yönetiyor bence. Evet. Mehmet Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Esenler Belediye Başkanı. Hizmet.
Hizmet. Esenler geliyor. İyi mi geliyor musun geliyor? İyi geliyor. Bir dahaki seçimde Büyükşehir Belediye Başkanı. Kazanır mı? Kazanır tabii. Tevfik Göksu deyince aklına ne geliyor? Oo, her şey geliyor. Ne geliyor mesela? İyi mi kötü mü? Çok iyi. Seviyorsun. Teşekkür ederim. Mehmet Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Abi Esenler için adam çalıştı da bir yaştan sonra gerçekten onların da değişmesi lazım. Her sene aynı adam olmaz ya. Yeni kanlar lazım. Onu ben tanımıyorum, bilmiyorum. Esenler'de oturmuyor musunuz? Yok, ben Güngören'de oturuyorum. Tamam. Büyükşehir Belediye Başkanı. Daha olmadı ki. Büyükşehir Ekrem İmamoğlu. Aklıma o geliyor. Yani aklıma o geliyor. Geliyor. Aklıma sen deyince aklına ne geliyor? Allah söyletti belki. He, Allah söyletti. Teşekkür ederim. Eyvallah, sağ ol. Bir şey geliyor. Onu karıştırmayız sonra. Tamam. Devlet Bahçeli'nin sürekli İmamoğlu'nu eleştirmesi doğru mu yanlış mı? Yanlıştır. Yanlıştır. Evet. Mehmet Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Buranın belediye başkanı. İyidir. İyidir. Mehmet Tevfik Göksu. Evet. Ben Mehmet Tevfik Göksu'yu beğeniyordum. Ta ki ne zamana kadar? Evet, ne zamana kadar? Mehmet Tevfik Göksu İmamoğlu'yla çelişmeye başladıktan sonra gözümden düştü. Çünkü evet yani şu hatta en son yapılan şeyi mesela Büyükşehir Belediyesi'ndeki çalışanlara %50 zam yapın deyip de kendisinin %30 zam yapması enteresan bir durumdur yani. Yazmışsınız, evet. Evet ben kendim biliyorum yani. O yüzden çelişkili. Ya yani çamur at kirlensin izi kalsın gibi bir şey düşünüyorum. Mehmet Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Mehmet Tevfik Göksu deyince aklıma Karadenizlileri Rum yaptı o geliyor. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.